ilk dakikadan itibaren ayrıntıları bizlerle paylaşan Özen Erkuş'a bir kez daha sözü bırakacağız. Özen, neler aktaracaksın? Şimdi olay yerine yakın bir noktaya geldik. Hemen şunu belirtelim. Havada çok sayıda helikopter var. Görebildiğim kadarıyla jandarma genel komutanlığına bağlı helikopterler bunlar. Ve bu helikopterler aralıksız şekilde dumanların yükseldiği noktadan etrafında dönüşlerini sağlıyorlar. Şimdi kısa süre önce size aktarmıştım. Jandarma genel komutanlığına bağlı özel operasyon birimi de olay yerine geldi bilgisini aktarmıştım. İşte olay yerindeki hareketliliğe ilişkin önemli emareler bunlar. An itibariyle bölge üstünde helikopterlerin uçuşu devam ediyor. Tabii şunu söyleyelim. Resmi açıklama sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yapıldı. O da bir terör saldırısının gerçekleştiği bilgisini verdi. Ardındansa şehitlerin ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı. Bunun dışında an itibariyle resmi bir açıklama yapılmadı. Ama çok sayıda iddia var. Öncelikle bir ya da birden fazla canlı bombanın bu saldırıda kullanıldığına ilişkin bir iddia söz konusu. Bu iddianın ötesinde, bu iddianın yanı sıra canlı bomba saldırısının ötesinde silahlı şekilde de nizamiye yakınlarına girildiği ve ardından da çatışmanın yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Daha önceki yayınlarımızda sizlere bahsetmiştim. Ana nizamiyesi bulunuyor. TUSAŞ teşkilatının G1 nizamiyesi. Nizamiye. TUSAŞ'a gelen ziyaretçilerin, TUSAŞ'a gelen belgelerin, kargoların kabul edildiği, ilk güvenlik tedbirlerinin aktarıldığı noktadır. İşte bu noktaya dönük önce silahlarla bir grubun ticari bir araçla olay yerine geldiği, ardındansa silahlarla saldırıyı gerçekleştirdiği, bu saldırıdan sonra da bir canlı bombanın kendisini patlattığı yönünde iddialar var. O iddialardan biri de birden fazla bombanın olduğu yönünde. Bu unutulu aktaralım. Tabii bunların tamamı iddia. Henüz resmi kaynaklardan bu saldırı tam olarak nasıl gerçekleşti, böyle bir bilgi henüz paylaşılmış değil. Ama kesin olan şey şu: bu bir terör saldırısıydı. Tamam. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan TUSAŞ'ın ana tesislerinde, üretim tesislerinde bu saldırı gerçekleştirildi. Az önce bir ambulans olay yerinden ayrıldı. Tabii olay yerine biz şu anda yaklaşık 250-300 metre mesafedeyiz. Timuçin'den rica edeceğim, birazdan sizlere aktaracaktır. Hemen şu ilerisi bakın. İleride belki de görüntüleri aktarıyorum şu anda sizlere, bilmiyorum ama şu gördüğünüz alan ve bakın şimdi sizlere Timuçin göstersin. Şu anda jandarmaya ait jandarma olandan çok sayıda olay yerine getirildi. Zırhlı araçlar geldi. Bakın o da şimdi buradan geçecek. İşte yine emniyete ait, polise ait bir zırhlı araçta, içinde yine özel harekatların olduğunu tahmin ediyorum. Onlar da yerleşkeye geldiler. Tabii çatışma hali devam ediyor mu etmiyor mu, bu net bir bilgi yok ilgili, ama içeriye giren çok sayıda jandarma genel komutanlığı personeli, özel timler, helikopterlerle şu anda tesis üzerinde sürekli devam eden uçuşlar, bir yandan içeriye giren çevre güvenliğini alan ve hala içeride bir terörist varsa bunlara müdahale etmek üzere güvenlik görevlisinde burada olduğunu belirtelim. Yaklaşık bir saat önce gerçekleşen bir saldırıydı ve bu saldırı sonucunda şehitlerin ve yaralananların tarafından paylaşıldı. Tabii bir taraftan da açıklama geliyor mu gelmiyor mu, onlara da bakmak lazım. Bir yandan da onları kontrol ediyorum. Timuçin, biraz daha ileriyi gösterebilirsek, o noktada kalabilirsek, tüm hareketlilik çünkü oradaydı. Bakın orada TUSAŞ'a ait tesislerden birinin ana giriş kapısı hemen şu anda sizlere Timuçin'in gösterdiği noktada bulunuyor. G1 kapısı olarak adlandırılan ana nizamiyede. O nizamiyenin hemen yanı başı yüzlerce aracı, çok büyük bir otopark aslında, açık bir otopark. O otopark yakınlarında gerçekleşti. Zaten olaya ilk otoparktaki bir, bakın bir ambulans daha geliyor bu arada. Sesini duyuyoruz. Timuçin sizlere gösterecektir şimdi. İşte olay yerinden bir ambulans daha durumda. Yani hareketli an itibariyle
Olay yerine çok sayıda zırhlı araç geçişi devam ediyor. Olay yerinden yine çok sayıda ambulansın ayrıldığını da görüyoruz. Şu anda görebildiğim kadarıyla Nizamiye yakınlarında çok sayıda güvenlik görevlilerine ait çok sayıda araç var. Devam ediyor. Tabii bazı bilgiler teyite muhtaç. Halihazırda iddia seviyesinde. O teröristlerden bir ya da birkaçı tespit içerisine girmeyi başardı mı çatışmaya rağmen, müdahaleye rağmen? Bu bir soru işareti. Henüz net değil. İçeride çalışanlardan hayatını kaybedenler oldu mu? Yani mühendislerden, teknisyenlerden tesiste ne kadar ilerlemeyi başardılar mı? Bu henüz net değil. Ama şunu söylemek mümkün, şunu görmek mümkün. Tıpkı şu anda olduğu gibi içinde çok sayıda ama genel komutan özel timlerin bulunduğu ikinci otobüsün de şu anda TUSAŞ tesislerine doğru ilerlediğini görüyoruz. Yoğun bir güvenlik görevlisi sevkiyatı var an itibariyle. Tabii üst düzey çok sayıda ismin de buraya geldiğini belirtelim. Bir ambulans daha geliyor. Şu anda bir ambulans daha sevk edildi. İşte bakın gitti hızla, o da olay yerine doğru gidiyor. Tabii yaklaşık bir saat önce gerçekleşen bir saldırıydı. Ve o saldırıdan sonra çok sayıda güvenlik görevlisi buraya sevk edilmiş durumda. Şimdi size gösterecek şu anda ana kavşaktayız. O kavşaktan içinde özel timin olduğu, özel harekat polislerinin, özel harekat görevlilerinin olduğu, bunlar da jandarmaya ait sırlı araçlar. Onlar da şimdi bölgeye sevk ediliyorlar. Tabii bu kadar büyük hareketlerin hala hazırda devam etmesi son derece dikkat çekici ve önemli. Çünkü akıllara hala orada bir çatışma ihtimali var mı sorusunu getiriyor. Ama dediğimiz gibi çok sayıda güvenlik görevlisi şu an itibariyle TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinin kapısına sevk edilmiş durumda.